Arkadaşlar 6. sınıf matematik uygulamaları 2. dönem 1. yazılı yoklama sınavının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlayalım. Birinci soru, yukarıdaki tabloda günlere göre bilet satış sayıları verilmiştir. Bilet satış sayılarının açıklığı kaçtır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar açıklık nedir açıklık? En büyük ile en küçük arasındaki farktır. Yani burada ne demek? Bilet satışının en fazla olduğu yer Perşembe günü görüyorsunuz. Kaç civarı? 50. Peki en düşük satılan satış sayısı 20'dir. Görüyorsunuz Çarşamba günü 20'de. Yani 50-20 eşittir 30'dur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 2. 5A-3 cebirsel ifadesinin A eşittir 5 için değeri kaçtır? Hemen arkadaşlar A 5 ise değeri yerine koyuyoruz. 5A demek arkadaşlar. A'nın yerine 5 yazıyoruz. 5 çarpı 5 olmuş oluyor. Eksi 3 eşittir. 5 kere 5 25. Eksi 3 demektir. O da eşittir. 22'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız. Üçüncü soru arkadaşlar. 7K-3 ise artı 4M-8 cebirsel ifadesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Hemen baktığımız zaman A 3 terimi vardır. B, K, S ve M harfleri değişkendir. C sabit terimi eksi 8'dir. D, S değişkeninin katsayısı eksi 3'tür. Şimdi arkadaşlar S değişkeninin katsayısı eksi 3'tür. Doğru görüyoruz. S değişkeninin katsayısı eksi 3'tür. O zaman bu doğru. Sabit terimi eksi 8'dir. Evet burada herhangi bir değişken harf yoktur arkadaşlar. K, S ve M harfleri değişkendir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Değişken. Ama 3 terimi vardır diyor. Hayır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 terimi vardır. Dolayısıyla A yanlıştır. 4, 20, 30, 40, 60, 70 veri grubunun ortalaması ve açıklığı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi ortalamayı bulmamız için öncelikle bütün sayıların toplamı bölü sayı kadardır arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. 70 artı 60 artı 40 artı 20 30 artı 20 bölü 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. 5'e bölüyoruz. Yani bunu topladığımız zaman değer 220 bölü 5 yapıyor arkadaşlar. Bunu da böldüğümüz zaman 5'e tabii ki 44'ü bulmuş oluyoruz. O zaman arkadaşlar ortalama 44. Peki bu sayıların açıklığı nedir? Açıklıkta en büyük değer eksi en küçük değerdir. Yani 70 bölü eksi 20 arkadaşlar 50'dir. Dolayısıyla bu da nedir? Açıklıktır arkadaşlar. Şöyle oluyor. Ortalama 44, açıklık 50. Yani cevabımız C seçeneği. 5. A bölü 6 ifadesi aşağıdaki hangisine eşittir diyor arkadaşlar. Şıklardan gidecek olursak arkadaşlar. A 2A bölü 3'tür. B 6A eksi 1 bölü 6'dır arkadaşlar. C 6A artı 1 bölü 6'dır. D ise A bölü 6'dır. Dolayısıyla A bölü 6'ya eşit olan D seçeneğidir arkadaşlar. 6. soruda arkadaşlar 17 tam 1543 sayımız var. Burada üçgen, kare ve dairenin rakamsal değerleri bize soruluyor. Tabii en sonunda da rakamsal değerlerini bulduktan sonra da toplama ve çıkarma işlemimizi yapacağız. Şimdi şurada arkadaşlar 17 tamda onlar basamağında 1 var. Yani zaten 1 çarpı 10. Peki birler basamağında 7 var. Demek ki üçgen 7 olması gerekiyor arkadaşlar. Ve virgülün sağ tarafındaki yüzler basamağında arkadaşlar 5 değeri var. Yani burada yüzler basamağındaki değer
karedir. O zaman karenin 5 olması gerekiyor. Ve onlar basamağındaki rakamsal değer 4'tür. Evet, görüyorsunuz 4. Ve birler basamağındaki rakamsal değer 3. O zaman daireyi de ne gelmesi lazım? 3 gelmesi lazım. Peki şimdi yerlerine koyacak olursak arkadaşlar, 7, 5 ve 3. 7 artı 5, 12. Eksi 3, 9. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. 7. soru arkadaşlar. Gözlüklü, gözlüksüz erkek ve kız sayıları vermiş. Erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısının oranı kaçtır diyor. Şimdi gözlüklü, gözlüksüz baktığımız zaman arkadaşlar, erkek öğrenci sayısı 15, kız öğrenci sayısı ise 20'dir. Yani 15 bölü 20'dir arkadaşlar. 5 ile sadeleştirildiğinde 3, 5 ile sadeleştirildiğinde 4. Yani 3 bölü 4'tür. Cevabımız C seçeneği. 8. soru arkadaşlar. 15S artı 12U artı 10Y cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? Arkadaşlar sabit terim bilinen terimdir. Sayı değeri bilinendir. Sabit olmayan da bilinmeyendir. Şimdi burada baktığımız zaman 15S, 12U ve 10Y cebirsel ifadeleri bilinmeyendir. O zaman böylesi bir durumlarda bilinen terim sıfırdır. 9. Kısa kenarı 7 santim ve uzun kenarı A santim olan dikdörtgenin 3 eşit parçaya ayrıldığında oluşacak dikdörtgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi? Şimdi arkadaşlar dikdörtgenimizde kısa kenarı 7 santim, uzun kenarı da A santimmiş. Dikdörtgen alan hesaplamasında taban çarpı yüksekliktir arkadaşlar, alan hesaplaması. Yani 7A'dır. 7 çarpı A'dır. Peki 3 eşit parçaya bölmek istiyorsak bunu ne yapacağız arkadaşlar? 3'e böleceğiz. Dolayısıyla cevabımız ortaya çıktı zaten. Bunun 3 eşit parça ayırdığımızda 7A bölü 3 olması gerekiyor. Cevabımız C seçeneği. 10. soru arkadaşlar. Yukarıdaki devirli ondalık gösterimlerden hangileri doğru verilmiştir? Şimdi baktığımız zaman birincide 0 tam, 1000'de 137, 137 sayısı devretmiş. Şimdi burada sadece 37 sayıları devretmiş gözüküyor. O zaman 1 yanlış arkadaşlar. 2'ye baktığımız zaman 0 tam, %21 ve 1 devretmiş. Dolayısıyla 1'in devrettiğini görüyoruz. O zaman 2 doğru. Bizden doğru olanı istemişti. Yine 3'e baktığımız zaman 0 tam, %54. Baktığımız zaman 54 evet devretmiş. Devirli ondalık sayı yani. O zaman 3 de doğru. 4'e baktığımız zaman 0 tam, 1000'de 103. 03 devretmiş arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Devir olan sadece birler basamağıdır. Demek ki 4 de yanlış. Dolayısıyla 2 ve 3 doğru. Cevabımız C seçeneği. 11. soru. Yukarıdaki işlemin sonucu tahmin olarak kaçtır? Arkadaşlar şimdi yuvarlıyoruz. 3 burada var. 5.97 bunu 6 olarak alırsak 9 eder. Yine 2 olarak alırsak 11 eder. Ve yine yuvarlarsak 9. Tahmin olarak 11 artı 9 eşittir 20. Yani cevabımız D seçeneği. 12. Yukarıdaki ifadenin birimli oran olabilmesi için üçgen yerine aşağıdaki ifadelerden hangisi gelemez diyor arkadaşlar. Şimdi birimli oran, birimli ifade dediği için gelemeyecek olan nedir? Kilogramdır. Yani kilogramın dışında hepsi olabilir. Ama bizden hangisi gelemezdi? Metrekare gelebilir, saat gelebilir, litre gelebilir ama kilogram gelemez. Cevabımız C seçeneği. 13. 36 kilometre saat eşittir kare metre saniye. Yukarıdaki eşitliğe göre kare yerine gelebilecek sayı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar önce tabii ki saati ve kilometreyi metre ve saniye cinsine çevirmemiz gerekiyor. Saati saniyeye çevirdiğimiz zaman arkadaşlar 3600 saniyedir. Peki 36 kilometre arkadaşlar 36 kilometrede 36.000 metre yapar. Şimdi bunu oranladığımız zaman yani 36.000'i 3600'e böldüğümüz zaman sonuç ne olacaktır arkadaşlar? 10 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 14, 15 tanesi 26 lira 25 kuruş
olan bir çikolatanın tanesi kaç liradır? Arkadaşlar soru şunu demek istiyor. Yani bir tanesinin fiyatı A'dır. A'dan 15 tane alıp toplamda 26 lira 25 kuruş vermişiz. Yani biz bunu ne yapacağız? 15'e böleceğiz. Her iki tarafı 15'e böleceğiz ki A'nın fiyatını bulalım. Tabi burada tam sayıya çevirmemiz de önemlidir. Yani bir sıfır attığımız zaman virgül buraya gelmiş olur. Bir sıfır dağıttığımız zaman virgül buraya gelmiş olur. Yani 2625 bölü 1500 dediğimizde ne kadar oldu ortaya çıkacak tabii ki. Şimdi bölme işlemine devam edelim. Bir defa var. 1500 çıkardığımız zaman 5, 2, burada kalır 1 ve burada kalır 1. Tabii 1125'te 1500 olmadığı için 1 0 1 virgül atıyoruz arkadaşlar. 7 ile çarptığımızda 7 kere 0 0 7 kere 0 0 7 kere 5 35 3 elde 7 kere 1 7 10 çıkardığımızda yine 0 5 7 burada kalır 0 ve 0. Peki 750 tabii 750'de yine 1500 buraya bir 0 ekliyoruz. 5 ile çarptığımız zaman 5 kere 0 0 5 kere 0 0 5 kere 5 25 5 kere 1 5 ve 7 çıkardığımızda 0. Yani 1 lira 75 kuruş kalıyor arkadaşlar. 15 yıkaması için 40 metrekarelik halısını metrekaresini 3.95 liraya yıkayan halı yıkama fabrikasına veren Zeynep Hanım tahmin olarak kaç lira öder? Şimdi arkadaşlar tahmin olarak bunu yuvarlarsa 4 lira. Metrekaresi 4 ise 40 metresi ne yapar? 40 çarpı 4 diyeceğiz. O da eşittir 160. Tahmin olarak 160 veriyor arkadaşlar. 16 1 7 bölü 11 2 13 bölü 3 14 bölü 7 35 bölü 5. Yukarıda kesilen hangileri devirli ondalık gösterimiyle ifade edilir diyor arkadaşlar. Şimdi hemen çözümümüzü yapıyoruz. 7 bölü 11 70 6 defa var arkadaşlar. Bir virgül atıyoruz. 66 çıkardığım zaman 4 40'da 3 defa 33 çıkar 7 yine 6 defa 66 bölü 4 eksi 4 yine 40 3 defa 33 yine 7 70'te 6 defa. Evet arkadaşlar burada 36 devirli oluyor. Yani bir devirli. 13 bölü 3 arkadaşlar hemen 4 defa 12 çıkar 1 10'da 3 defa 9 çıkar 1 10'da 3 defa diye bu şekilde evet yine 3 de devirli arkadaşlar. O zaman 2 de devirli. 14 bölü 7 2 defa 14 çıkar 0. Arkadaşlar 3 devirli değil. O zaman bunu eliyoruz. Yine 35 bölü 5 o da kaç defa arkadaşlar? 7 defa. Yine 0 kalır. O zaman 4 de devirli değil. 4'ü de eliyoruz. O zaman 1 ve 2 yani cevabımız A seçeneği. Bunlar devirli olanlar arkadaşlar. 17. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. A'da 18 bölü 10 demiş arkadaşlar. Gerçekten de 18 bölü 10 bölmek demek. 1 virgül atmak demektir. Yani doğru. Peki B'ye baktığımız zaman 144 bölü 10 1 virgül atmak demek. Evet B yanlış. C'ye bakalım. 25 bölü 100 evet, 2 virgül atmak demek. C de doğru. Burada da D'ye baktığımız zaman 135 bölü 100 yine 2 virgül atmak demek. Ve D de doğru. Cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar unutmayın. Virgüllü bir sayıyı 10 ile çarparsanız virgül sağa doğru kayar. Yani sağa doğru gider. 10'a bölerseniz veya 100'e bölerseniz veya 1000'e bölerseniz
Tabii ki bu defa sola doğru gider. 18. Aşağıdaki hangisi iki veri grubunu araştırmaya yönelik bir sorudur diyor. Sınıfımızda hangi öğrenciler düzenli olarak matematik dersinde çalışıyor? Burada bir veri grubu yoktur arkadaşlar. Sınıfımızda matematik dersinde en çok kim söz almaktadır? En çok kim derken yine veri grubu yok. Sınıfımızda matematik dersinden kim en yüksek not almıştır dersek yine kim sorusu en yüksek not bir veri grubu yoktur arkadaşlar. Sınıfımızda matematik dersinde kız öğrenciler mi yoksa erkek öğrenciler mi daha yüksek not almıştır? Tabi burada kız öğrenciler mi yoksa erkek öğrenciler mi derken veri grubu olmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. 19. soru arkadaşlar. 5'in 8'e oranı yukarıdakilerin hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi birinciye baktığımız zaman 5'in 8 oranı. 2'ye baktığımız zaman yine 5'in 8 oranı. Ama 3'e baktığımız zaman 8'in 5'e oranıdır. O zaman 3 olmuyor. 1 ve 2 cevabımız B seçeneği. 20. Çevresi 425,6 metre olan bir tarlanın etrafına 3 sıra tel çekilecektir. Buna göre kaç metre tel kullanılmalıdır? Şimdi arkadaşlar hemen çarpma işlemimizi yapıyoruz. 425,6'yı 3 sıra tel dediği için 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 6 18. Bir elde 3 kere 5 15. 16. Bir elde 3 kere 2 6 7. 3 kere 4 12. 1 virgül buradan kaydırdığımız zaman 1276,8. Yani cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.